Herkese selam, Octostore gündem serisine hoş geldiniz. Bu videoda yakın zamanda görüntüleme ve yayıncılıkla ilgili teknolojik gelişmelerden bahsediyoruz. Videolar ilginizi çekiyorsa güncel kalabilmek için abone ol, beğen, yorum yap, paylaş şeklinde destek olmayı ve kanala abone olmayı yine unutmayın. Darkcase, iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları için yeni MagSafe SSD kasasını tanıttı. Bu cihaz, iPhone'a manyetik olarak bağlanarak gelişmiş veri depolama çözümleri sunuyor. 2 TB kapasiteye kadar depolama ve 10 GB per second veri aktarım hızları sağlayan bu SSD kasası, anlık bilgi ekranı ve güç kaybı koruması gibi özelliklerle donatılmış, ayrıca 4K 60 Hz ProRes kayıt desteği sunarak mobil film yapımcıları için ideal bir çözüm oluşturuyor. DaVinci Resolve 19 uzun süre beta sürecinin ardından nihai sürümüyle kullanıcılara sunuldu. Ücretsiz ve stüdyo versiyonlarını indirebilirsiniz. Bu yeni sürüm yüzden fazla yenilikle birlikte geliyor. DaVinci Resolve Replay, Neural Engine ve Fairlight AI gibi özellikler kullanıcıların iş akışını hızlandıracak. Ücretsiz sürüm, profesyonel seviyede video üretimi için yeterli araçlar sunarken daha fazla özellik için stüdyo versiyonu mevcut. Blackmagic Design bu güncelleme ile birlikte hem temel hem de gelişmiş kullanıcılar için geniş bir araç yelpazesi sunuyor. Sony 85 mm 1.4 G Master Mark II lensini duyurdu. Bu yeni nesil portre lensi Sony'nin popüler 85 mm portre lensinin güncellenmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Eylül 2024'te piyasaya çıkacak olan lens %20 daha hafif ve %13 daha küçük. Optik olarak geliştirilmiş olan lens, daha az sapma, daha keskin görüntüler ve azaltılmış flare ghosting sunuyor. Otomatik netleme sistemi önceki modele göre 3 kat daha hızlı ve sessiz. Lens toza ve neme dayanıklı bir tasarıma sahip ve sinematik çekimler için ideal. Angelbird, Sony'nin Alpha ve FX kamera sistemleri için yeni AV Pro CFexpress tip A SE hafıza kartlarını duyurdu. Daha önce popüler olan 1TB'lik kartının üretimini durduran Angelbird, şimdi 160GB ve 330GB kapasiteli bu yeni kartla geri dönüyor. Bu kart 820MB saniye okuma, 730MB saniye yazma hızlarına sahip ve VPG200 sertifikası ile birlikte geliyor. Kart yüksek performans ve dayanıklık sunarak 8K RAW ve 4K videoları sorunsuz kaydedebiliyor. Small HD Amiral Gemisi Monitörü Ultra 7'nin butonları, joystick ve farklı renk seçenekleriyle birlikte yeni bir seri duyurdu. Ayrıca Ultra 7, Bolt 6, RX TX modelleri için renk uyumlu bir anten bandı da mevcut olacak. Ultra 7, 2300 nit parlaklığa sahip. 1920x1200 dokunmatik ekran, çoklu giriş çıkış portları ve zorlu çekim koşulları için tasarlanmış bir yapıya sahip. Yeni renk seçenekleri arasında kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu, mor, gri gibi renkler bulunuyor ve bu seçenekler IP54 hava koşullarına dayanıklık sertifikasını etkilemiyor. Fujinon Duo HZK14'e 100mm mount zoom lensini duyurdu. Bu lens geniş, Orta ve tele aralığında süper 35mm sensörleri kapsıyor ve dahili 1.5x optik genişleticiyle tam kare kapsama alanı sağlıyor. 7.1x zoom oranı hem yayın hem de sinema alanında kullanım için ideal. T2.9 diyafram açıklığına sahip olan bu lens T4.3 diyaframla genişleticiyle kullanılabiliyor. Fujinon bu lensle yayın ve sinematik kullanım arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. 27 cm uzunluğunda ve 2.65 kilogram ağırlığındaki lens hem omuzda hem de elde kullanımı için uygun olup, geniş sensörlü kameralarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Fiyatı 32 bin dolar olan bu lens büyük yapım şirketleri, kiralama şirketleri ve yayın stüdyoları için ideal. Nanlite Compact Forza 60 LED ışığın yeni versiyonu olan Forza 60 CR'yi tanıttı. Bu 88 Watt RGB LAC ışık 60C ile benzer özelliklere sahip ancak Lumen Radio CRMX kablosuz kontrol yeteneklerini de içeriyor. 1800 kelvin ile 20.000 kelvin CCT aralığı, 96 CRI değeri ve 15 yerleşik ışık efekti gibi özelliklerle donatılmış olan Forza 60CR, hem fiziksel olarak hem de iç donanım açısından Forza 60 cye çok benziyor. En büyük fark, dahili Lumen Radio CRMX kontrolü sayesinde stüdyolar ve operatörler için kablosuz kontrol kolaylığı sağlıyor. Feelworld yeni CTEK P133 Pro, P215 Pro yönetmen monitörlerini tanıttı. 13.3 inç ve 21.5 inç boyutlarındaki bu monitörler 1000 nit parlaklık, 3G, STI, HDMI 2.0 giriş çıkışları, 3D LUT desteği gibi özellikleri sunuyor. 1920 x 1080 IPS panelleri ve uygun fiyatlarıyla stüdyo ve canlı prodüksiyonlar için ideal. P133 Pro'nun kontrast oranı 800'e 1 ve görüş açısı 170 derece, P215 Pro'nun ise 1000'e 1 kontrast oranı ve 178 derece görüş açısı bulunuyor. Her iki modelde XLR DC'in 2.1 mm barrel kontrolü ve mimant pil ile çalışabiliyor. Godox, içerik üreticileri ve vloggerlar için tasarlanmış yeni LP serisi LED ışık panellerini tanıttı. Bu seri LP400, LP600, LP1200R B modellerini içeriyor. Hem RGB hem de B-Color seçenekleriyle sunuluyor. Paneller yüksek parlaklık, yumuşak dağıtılmış ışık, çeşitli renk modları ve efektler sunuyor. Öne çıkan özellikleri güçleri LP400 36W, LP600 60W, LP 1200 120 watt. Renk seçenekleri RGB'de 1800 kelvinle 10.000 kelvin arasında. bicolor'da colorda 2800 kelvinle 6500 kelvin arasında. Parlaklık değerleri %0'dan %100'e ayarlanabiliyor. Taşınabilirlik tarafında şok korumalı taşıma çantası ile geliyor. Kontrol seçenekleri ise üzerindeki panelden yapılabiliyor. Uzaktan Bluetooth ve Godox Lite uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Godox LP serisi taşınabilirlik ve güç özellikleri açısından dengeli bir çözüm sunarak... Çeşitli çekim senaryoları için uygun seçenekler oluşturuyor. SanDisk, yüksek kapasiteli yeni SD ve MicroSD kartlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket 4 TB MicroSD ve 8 TB SD kartları piyasaya sürdü. Western Digital'in çatısı altındaki Kaliforniyalı firma, bu kadar küçük kartlarda bu kadar büyük kapasiteleri sunan ilk marka olarak öne çıkıyor. Son yıllarda medya depolama kapasitesi bankada para tutmak gibi oldu. Hep çabuk tükeniyor ve yetmiyor. Özellikle video ve fotoğraf çekimlerinde yüksek çözünürlük ve kayıt kodekleriyle birlikte daha fazla depolama kapasitesi ihtiyacı artıyor. Her ne kadar Western Digital'ın basın bülteni fiyat ve bulunabilirlik gibi bazı temel bilgileri içermese de bu kartların uhs i sınıfında olduğu ve teorik olarak 104 MB bölü saniye hız sunabileceği belirtiliyor. 4K kayıt mümkün olabilir ama büyük veri miktarını tek bir kartta saklamanın akıllıca olup olmadığı konusu kullanıcıya kalmış. Ayrıca belki de veri kurtarma yazılımı gibi ek güvenlik önlemleri de sunabilir. Bu duyuru depolama kapasitesindeki geleceği gösteriyor. Bazı uzmanlar fiziksel depolamanın yerini bulut çözümlerinin alacağını öngörüyor. Ancak bu tür yüksek kapasiteli kartlar farklı sektörler için büyük avantajlar sunabilir. Tamron Sony E-mount için yeni seyahat dostu bir zoom lensini tanıttı. 28 mm 300 mm odak aralığı olan F4 ile 7.1 diyafram açıklığına sahip DI3 VC VXT modeli. Sadece 590 gram ağırlığındaki bu lens geniş odak aralığı sayesinde açık hava çekimleri için ideal ve hafif bir seçenek sunuyor. Lens Tamron'un VXT lineer motor odak mekanizması ve VC kamera sarsıntı azaltma sistemi gibi özelliklerle donatılmış. Bu da telefoto çekimlerde elde çekim yaparken büyük bir avantaj sağlıyor. Tamron genellikle daha pahalı orijinal lenslerin uygun fiyatla alternatiflerini sunmasıyla bilinir ve bu lens günlük kullanımda ihtiyacınız olabilecek odak uzaklıklarının %90'ını kapsıyor. Lens nem geçirmez, kompakt yapıda ve 67 mm filtre çapına sahip. VC teknolojisi ile elde çekimlerde titreşimi azaltarak daha net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. VXD ise hızlı ve sessiz odaklama imkanı sunuyor. Bu da video çekimlerinde, doğa görüntülerinde büyük bir avantaj sağlıyor. Bu videoda derlediğimiz haberler bu kadardı. Güncel ekipmanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çekimler, hoşçakalın.